Bakışa bak. Selam arkadaşlar. Merida'da ilk günümüze başladık diyelim. Aslında bu ikinci günümüz ama ilk günümüzde sabah buraya geldik. Daha sonra da büyük kızım için üniversiteleri dolaştık. Üniversitelerle ilgili başka bir video yaparız. Şu anda bulunduğumuz yer Pistache diye bir kafe. Burası bir Fransız kökenli kahve, kafeterya. İçerisi çok keyifli. Aşağı yukarı bulunduğumuz yere de bir 9-10 kilometre uzaklıkta tuttuğumuz eve. Fakat özellikle yemekleri için geldik. Şimdi bir şeyler söyleyeceğiz, size de göstereceğiz. Ortalama fiyatlar burada 100 ila 200 peso arasında alacağınız menüye göre. Bunları atıştırmalık zannettik ama. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeklerimiz geldi. Şöyle size anlatayım. Bu kruvasanlar tam bir el kadardı. Biz elmalı söyledik eşimle. Kızlar da bademli söyledi. Burada bademi gömüyor hatta. Badem gömdü olayımız var. Ondan sonra bagetlerimiz var. Burada bir pan fransız yani Fransız ekmeği var. Ben de baget söyledim. Eşim de böyle bir neydi bunun adı? Mediterrano. Eşim de bir Mediterrano söyledi. Bu da sabah kahvaltısı. Şöyle yapayım bir dakika. Hani şey ekmek. Güzel bir köy ekmeği. Özel yapılmış bir ekmek. Üstüne yumurta ve jambon. Evet. Şimdi gömünüz. Çok güzel bir şeyleri yakaladım, videolarını yakaladım aşkım. Bir soslarınızı merak ediyorum ben. Evet, bu zeytinli bir sos. Evet, güzel gözüküyor. Zeytin. Bakalım, yiyelim. Bir de bunlara ne kadar ödediğimizi size söyleyeceğiz arkadaşlar. Evet, video biraz tersten olacak ama bu sefer böyle. Önce çünkü midede bir boşluk vardı, onu doldurmamız gerekiyordu. Kavgayı bitirdik, şimdi dışarıdan size gösterebilirim. Pistache dediğimiz yer, şöyle bir nokta, böyle bir kafeterya. Fakat yani Meksika'da yediğim, son zamanlarda yediğim en iyi şeyleri yedim diyebilirim. Bunun karşısında da Anahuac Lisesi var. Anahuac Lisesi zannedersem bayağı pahalı. Üniversitesine bakmıştık kızım için. O da Cancun'daydı. Cancun'daki üniversitesinin aylık fiyatı 25 bin peso filandı. Yani oldukça büyük rakamlar ödeniyor. Şimdi size bir de buranın girişini göstereyim. Bu şekilde girelim içeriye. Ondan sonra da hesabımızı ödeyelim. Bakalım ne kadar hesap ödeyeceğiz. İçeriye girer girmez oturma alanları başlıyor. Bir de harika bir kahve çekme makineleri var. Görüyorsunuz burada insanların ne kadar kibar olduğunu. Burada ufak bir tatlı dolapları var. Tatlı fiyatları da gayet güzel aslında. İçerisi genel olarak böyle gördüğünüz gibi kahve çekme makinesi ve bizimkilerin yanına gidiyoruz. Konuyu tersten anlattım. Şimdi dışarıdan buraya girdik. Ama önce karnımızı doyurmamız gerekiyordu. Açtık saat kaç oldu? 11 oldu. 10'da daha iyi. Evet. Elmalı şeyini, kruvasanını. Evet. Kruvasanın hepsini yeme şansım olmadı. Böyle yanımıza alıyoruz. Ekolojik döngüden evet. Bahsetmeni isterim. Bütün burada kullanılan şeyler geri dönüştürülebilir ürünlerden yapılıyor. Tabii bu da çok çok önemli doğa için. Doğaya da çok önem gösteriyorlar. Bunun haricinde şehire genel baktığımız zaman şehir de tertemiz. Hiçbir yerde daha çöp görmedik. Evet ya, bir buçuk günden beri dolaşıyoruz. Ortalıkta hiçbir şekilde çöp görmedik. Ne insanların attığı hani çöp bidonlarını gördük. Ne de herhangi bir çöp gördük işin açıkçası. Sokaklar tertemiz. Yani yaprağı bilinmesi saymıyoruz yani. Tabii canım, doğal döküntü zaten. Hı-hı. Ama o yani her zaman var. Çok güzel.
bir şehir. Ben bu kadar düzenli beklemiyordum açıkçası. Bayağı gezdik sokak. Hepsi aynı yani, temiz. Eski olabilir. Evet ama tertemiz. Şey, bu kadar çok dedim ki diyor, yürüyecek halim kaldı. Babasını sekmeci miydin? Baget yedim. Baget yedim. Annemin bana verdiğini yedim. Ablasından yedi. Ablam da şey verdi. Tamam, prenses. Onu da yedi. Ama şey diyecek, götüreceğiz seni. Ama yemiyor normalde ya. Canım çok hoşuna gitmiş. Normalde o sabahları pek sevmiyor. Ve sonuç olarak yarın başka bir yeri deneyecektik. Yarın da buraya gelmeye karar verdik. Gerçekten çok lezzetli. Şimdi bakalım fiyatımız neymiş yediklerimize ait. Evet. Ya ben kişi başı 250 peso diyorum. Çünkü 4 yetişkin olarak buradayız. Tabii. Ben 250 peso diye düşünüyorum. Göreceğiz. Evet, şimdi yediklerimiz altın varaklı tabakta geldi. Ne kadar tutmuş? Tam 1005 peso tutmuş. Tabi biz bunu 1100 olarak vereceğiz ki bahşişi de olsun. Burada bahşiş illaki yapılıyor. Hani burada yazılı olarak yapılıyor. Fakat tabi bayağı abartı yedik. Buna göre de bu rakam gayet güzel bence. Şimdi tabi size orada gösterdiğim fiyat belki pahalı gelmiştir. Meksika pesosu biliyorsunuz şu anda aşağı yukarı 2 lira civarı ama şöyle bir açıklama yapmayı da uygun gördüm sizin için. Tabii o paraya ne alabildiniz veya daha doğrusu o parayı kazanmak için ne kadar zaman harcadığınız önemli. Biz kendi işimize bakarsak gördüğünüz o hesap 1005 peso veya işte bizim verdiğimiz bahşişiyle beraber 1100 peso Türkiye standartında baktığımız zaman aşağı yukarı 2000 lira falan gibi bir para ama bunu tabii bu şekilde düşünmemek lazım. Hani burada nasıl kazanıyorsun, ne kadar zamanda kazanıyorsun bu parayı? Önemli olan şey bence bu. Bizim o kahvaltıyı karşılayabilmek için yapacağımız çalışma çeyrek günlük bir çalışma. Çeyrek günde biz aşağı yukarı o kahvaltının parasını çıkartabiliyoruz çalışarak. Hemen TL karşılığı olarak düşünmemek lazım bazı şeyleri. Emeğinizin karşılığı olarak aldığınız ve verdiğiniz birim önemli bence. Bu şekilde düşünür ve yargılarsanız daha mantıklı olur. Çünkü her ülkenin kendi ekonomik şartları karşısında harcamaları ve gelirleri farklılaşıyor. Türkiye hemen zaten TL, yani çoğu para birimine karşı zaten çok değer kaybetmiş vaziyette. Yani bizim kazandığımız parayla yani karşılaştırmak lazım onu. Kesinlikle. Evet arkadaşlar, şu anda da Merida'nın önemli bir bölgesine geldik. Şimdi size göstereceğim meydan Monumento de Patria, yani özgürlük heykelinin olduğu meydan burası. Burada şöyle çevireyim. Bu Merida'nın simgesi. Gördüğünüz gibi Azteklerin bütün işaretleri, simgeleri var ve Merida'nın geçmişini anlatıyor. Üstünde çeşitli yazılar var. Orada işte Merida'nın tarihi, İspanyollar tarafından ne zaman ele geçirildiği, daha sonra kendi bağımsızlığını ne zaman kazandığı, kanunlarını ne zaman koyduğu ile ilgili bir sürü detay var burada. Bakın gördüğünüz gibi arabalar duruyor. Sizin beklemenize gerek yok. Aslında dışarıdan baktığımız zaman biz Meksika'yı bu kadar iyi bilmiyorduk arkadaşlar. Yani medeniyette maalesef ki biz çok çok gerilerde kaldık. Burada az önce arabayla giderken eşimle beraber şunu konuştuk. Mesela bir yerde ışıklar yanmıştı. Işığın bir 7-8 metre gerisinde de yaya geçidi vardı. Arabaların hiçbiri yaya geçidini ihlal eder vaziyette durmuyor. Biraz daha geride duruyor ve yayaların geçmesi için alan sağlıyorlar. Bakın burada da yaya geçidi var. Yaya geçidinin yanında bisiklet yolları var. Şimdi size bu monumenti böyle göstereyim. Gerçekten çok güzel yapılmış bir yapı diyebilirim size. Biz bunu ailece daha önceden gezmiştik.
İlk buraya seyahat ettiğimizde gezmiştik. Hatta şurada, şuradan kendimi de atarsam daha yakından size gösterme şansım olacak. Burası yine Aztek işaretleri. Burada bütün hikaye var. Azteklerden başlıyor merkezde ağaçla. Daha sonra İspanyollara ve dinlerine kadar her şeyi figüre etmişler burada da. Burada da bütün eyaletlerin simgeleri var. Meksika, Chihuahua, Querétaro, yani Oaxaca. Meksika'da ne kadar eyalet varsa hepsinin işareti var. Bu da Meksika bayrağının simgesi. Kaktüs üzerindeki bir yılanı öldüren kartal. Aslında Meksiko City'nin yerinin kurulması da bu hikayeyle başlıyor. Onu da başka bir videoda sizlere anlatırım. Şuradan şöyle size yakın olarak bunu göstereyim. Hangi eyaletler, hangi tarihte kendi özgürlüklerini ilan ettiler, kuruluşlarını yaptılar. Bu beni çok etkileyen bir yapıydı. O yüzden özellikle buraya çektim. Size de bunu böyle yakından göstermek istedim. Şimdi arabamız ileride, oraya doğru yürüyelim bakalım. Şimdi Merida'nın eski şehrine gideceğiz. Bir de orayı göreceğiz. Bakın Merida'da, bu bölgede binalar böyle hep. Bunlar da eski İspanyollardan kalma binalar. Bakın her yerde kafeler. İşte kafelerle beraber satılan el sanatları eşyaları veya yöresel kıyafetler. Bu sokak çok güzel. Şimdi bu sokak olduğu gibi dümdüz gidersek şehir, eski şehre ve şehir meydanına bağlanıyor. Burası da Mercado Municipal, yani şehir marketi. Böyle. Burası bir pazar tarzında, içeride farklı şeyleri görebiliyorsunuz. Aslında böyle de devam ediyor ama o tarafta et ürünleri oluyor. Daha çok sıcak olduğu için o kısmı açmamışlar. Ballar pek güzel, daha güzel. Evet. ¿Cómo llama esta? Ayumito. Ayumito. Sí. ¿Podemos comprar para probar, por favor? Sí, sí. ¿Tengo dos? Sí. ¿Dos? Dos. ¿Te lo corto? ¿Los dos de cómo? No, podemos cortar después. Sí. No, 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 sin cortar, por favor. Dos. Dos, por favor. Mi primera vez, esta es. Muchísimas gracias. Tengamos. Bizimkiler alışverişte yine şapka alıyorlar. Burası da bu bölgenin yemek kısmı. Latin Amerika'da her yerde şey var, yemek bölümü var illaki böyle pazar yerlerinde. Çok güzelsin tatlım. Harikasın sombranda. Sombrero'nun. Hadi ya, çok ucuz. Bu arada şöyle bir meyve aldık. Payamito'ymuş. Bunu ilk defa gördük. Siz poşetten göremiyorsunuz tabii. Bu ne? Şöyle erik irisi. Payamito'ymuş bunun adı. Bunu deneyeceğiz, denemelik aldık. Bir şey söyleyeceğim bu arada. Çok tatlı oldun bu arada. Teşekkür ederim, yapmadım. hani yine de burası turistik yer olsa gibi diye düşünürsek
Gene de ucuz. Çünkü mesela Playa Carmen'in turistik yerine gittiğinde mesela 1200'den aşağı bir şey yok. Bilezikler var 35 peso. Onlar turistik yerde 200 peso oluyor. Tabii yani. O yüzden 35 olurken bana alsanız mı? Hadi. 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 Alacağım bana. Ne kadarmış bu? Quanto sale annesiz? Annenin çek. ¿35? ¿Estas también? Sí. Sí. Son 40. Mérida tabii Latin Amerika'nın en güvenli şehri olmasının haricinde bayağı da sıcak bir şehir. Şu anda mesela dışarıda 38 derece bir sıcaklık var. Hissedileni bilmiyorum. Büyük ihtimalle 43-44 dereceleri buluyordur diye tahmin ediyorum. Şöyle Centro'ya doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Tabii Latin Amerika'nın her yerinde göreceğiniz parklar gibi bu oturma alanlarında Merida'nın her yerinde görebilirsiniz. Bu biraz kirlenmiş ama olsun. Bunların adı sevgililer sandalyesi. Bir tarafta otururken öbür tarafta sevdiğinizin elini tutup bu arada da karşı karşıya oturabiliyorsunuz. Böyle de bir muhabbet alanına dönüyor. Şimdi Merida yazısının oraya doğru ufak ufak gidelim. Bakın burası da şehir merkezine doğru yaklaştığımız nokta. Burada eski İspanyol esintisinde evler görebiliyorsunuz. Şu tarz evler mesela artık orası bir iş yeri olmuş ama veya bu tarz evler burada çok var. Özellikle Eskişehir yani bulunduğumuz noktada. Bu evlere dışarıdan baktığınızda hiçbir şey yokmuş gibi gözüküyor. Fakat bu evler geriye doğru çok fazla ilerliyor. Hepsinin de arkasında kendi bahçesi var. Hatta birçoğunun kendi ağaçlık alanı ve kendi yüzme havuzları var içlerinde. Burası da bir kafe olmuş. Çok güzel el işçiliği yapılıyor. Evet, el işçiliğinde zaten Meksika muhteşem. Adamlar müthiş sanatçı. Çekebilir miyiz? Desene ya. E pore? Restoran Naku. Restoran Naku. Yes. Special food, Yucatan food. Ah. Okay. Yeah. We may visit you later on, because we are full. No problem. We got 11 o'clock, close at 11 o'clock. Ah. Okay. Çok güzel bir restoran. Şöyle size şeyini de göstereyim, ismini de göstereyim. Lo que viene siendo almuerzo, dice. Las comidas de chef de autor. Vale. Desde la hotel horno, lo de su padre. Akşam burada gelebiliriz. Hı hı. Restoranın içi de böyle. Dediğim gibi Meksika aynı zamanda turizm ve servis hizmetinde de çok fazla. En serio. Oh. Şey. Claro. Okay, okay. No problema. Estamos a venir. Si gusta, si gusta. Sí. Si gusta le ponemos una reservación para la noche. Ah. Okay. Alalım. Ne dersiniz? Okay. Sí. Burada kuyu kebabı da yapıyorlar. Ah, también. Ah, perfecto. ¿A nombre de quién? Nombre de Burak. B-U-R-A-K. Sí. Mekansa olarak çok güzel bir yer. Buradaki evlerin genelde dışarıda dümdüz kapı ve pencere görürsünüz. Ama içine girdiğinizde işte şu alan muhteşem. Çok evet. Hoşuma geliyor. Bu aslında bir ev. Evden yapılmış bir restoran. Yanlış hatırlamıyorsam burada eskiden yaşayan insanlar hani ailece yaşıyorlarmış. Tabii tabii. Kalabalık aileler. Kalabalık büyük aileler yaşıyormuş. O yüzden daha geniş alanlarda yani dışarıdan sadece kapı ve pencere gözüken aslında dümdüz duvar gözüken yani içine girdiğinde büyük bir orta bahçesi ve sıra sıra evler. Odalar. Görebilecek misiniz bilmiyorum ama Merida'da normal benzin 22.56, süper benzin 24.13. Benzin de göstermem. Bak burada.
Bakın bunlar eski evler. Burada iki tane ev yan yana. Kapılar maşallah. İki dosya. Dışarıdan baktığınızda bir şeye benzemiyor ama içine girdiğinizde muhteşem. O yüzden Amerikalılar çok fazla gelip buradan şey alıyorlar, ev alıyorlar. Hatta şuradan trafik durursa iki saniyede gösterebilirim size de. Ezilmeden bir kendimi atayım karşıya. Bakın. Burası yeni restore ediliyor. İçerisinin büyüklüğünü görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burası da korkunç büyük bir bina. Burası da Merida'nın meşhur meydanı. Palacio Municipal diye geçiyor burası. Pandemi bitince normal hayata geri döndük. Umarım yine bir yeni pandemi çıkartmazlar. Ya boşver şimdi hiç onlardan bahsetme. Bahsetmeyelim kötü şeylerden, güzel şeylerden bahsedelim. Buradaki katedral de şurası. Bakın. Buraya girememiştik. Orası da kapalıydı. Burada meydanların hepsinde gördüğünüz gibi internet belediye tarafından bedava sağlanıyor. Bütün parklara gittiğinizde bedava internetiniz var yani. Ana caddeler üzerinde hani ilk sen ortada büyük bir işte heykeliydi orası çektin. Hı hı. Mesela oradaki ana caddede Wi-Fi bedava belirli noktalarında. Eşim şu katedralin için çok merak ediyordu. Çünkü çok eski tarihlere dayanan bir katedral. Bilmiyorum daha önceden söylemiş miydim. Bu şehrin tarihçesi 1700'lere kadar gidiyor aşağı yukarı. Yani daha doğrusu modern şehir tarihçesi. Fakat yine kapalı denk geldik. Belki de yan kapısı vardır. Yan kapıdan giriş vardır. Şurada ileride Merida yazısı var. Sizi oraya da götüreceğim. Merida'ya gelip de buraya uğramadan olmaz. 1973 mi diyor orada? 1973. Olamaz. O başka bir şeydir. Çünkü bu 1700'lerden kalma bir katedral. Şu yukarıdaki bak yazıyor 1899. Neyse kız. Bak en yukarıda figürün 1899. 1899. Bu arada burada bir beyefendi vardı, ona sorduk. Katedral saat 5'ten gece 10'a kadar açıkmış. Şu saatlerde kapalı tabi. Çok sıcak olduğu için insanlar gelmiyor. Aa, evet. Ne güzel burası. Değil mi? Çok serin. Bak şu kadar şu kapatma bile. Çok şey değiştirmiş. Yeşillikler bile. Ay, aşkım, buranın oksijenini var. Değiştirmiş. Evet. Bu harika. Ne acaba? Kokmuyor. Kokmuyor ama yapı. Değişik. Değişik ilk kez. Bu arada güneşten falan şey olmuyor ama. Böyle bir botanik parkı gibi bir yer yapmışlar burada. Güzel. Şey yapmışlar. Tabii. Hoşuma gitti. İnsan içi açılıyor. Zaten her yer botanik gibi de. Yani. Bütün şehir yemyeşil. Ama müthiş güzel bir serinlik vermiş buraya. Evet. Bir oksijen. Arkadaşlar burası da hükümet binası. Tuvalet ararken buraya geldim. Hiç bu adamlarda şey olmadığı için böyle şunu yapamazsın, bunu yapamazsın. O yasak, bu yasak olmadığı için geçin dediler. Burada hal çaresine bakarsınız. Fakat içi de çok güzelmiş. Çok hoşuma gitti. Harika. Kapıda da polisler var. Onlar da burayı koruyorlar. Gracias, tengo un día. Bakar mısınız? Bir şehir biraz da tarih kokmalı. Şimdi bu arada şu turistik otobüsle gezi ayarladık. Gracias. 120 pezoymuş şehir turu. Aşağı yukarı 1,5 saat falan yapacakmış. Şimdi oraya gideceğiz. Otobüste kızlar yerleri tuttular. Ben de tutulmuş yere gidip oturacağım. Mis gibi bir şehir turu yapacağız. Tek sıkıntımız fazla sıcak olması. Evet, turumuz başlamak üzere. Bu arada bakın şu
elektrikli faytonları da göstereyim size. Bilmiyorum buradan seçebiliyor musunuz? Üstlerinde birer elektrik paneli var. Ondan şarj oluyorlar ve şehir içinde dolaşabiliyorsunuz. Buradan da katedrali görebiliyorsunuz. Bu yan tarafı da bu binada olduğu gibi bir müze. Modern Sanatlar Müzesi. İçinde de kapı girişinde çok güzel bir botanik bahçesi kurulmuş. Arkaya doğru gidiyor. Evet. Çok güzel bir yer. Bu katedral 1542'de yapılmış. Mérida'da da yapılan en yüksek katedralmiş. Yapıldığı yıllara rağmen 40 metrelik bir yüksekliği varmış. Y da la bienvenida el Cristo de la Unidad, el crucifijo más grande del mundo bajo techo. La puerta del perdón es la mayor dünyada de las tres entradas. Çatısı en geniş olan katedral. Las esculturas de San Pedro y San Pablo. Mérida'nın kurucusu tarafından yapılmış onun evi. Mérida'nın en önemli evlerinden birisi. İçerisi de müze haline getirilmiş vaziyette. Bu ana cadde üzerinde birçok böyle ev göreceğiz şimdi arkadaşlar. Bunlar hep ünlü kişilerin evleri. Yukarıdaki güneşe dayanamadık. Büyük kızımla ben aşağıya kaçtık. Buradan bir nefes alacağız. Gerçekten bugün güzel hatır sayılır bir şey var, sıcak var burada. Hatta şöyle de bakayım. Şu anda 35 derece ve hissedilene 38 derece veriyor. 36 dereceden bir derece aşağı inmiş. Bayağı serinlemiş yani şu haliyle. Fakat yarın 39 dereceye gelecekmiş. Yarın daha da sıcak olacak. Mérida'nın da kötü yanı bu sıcağı. Çünkü aslında bu şehir böyle bir etraf tepelerle kaplı, ovalık bir alanda kurulduğu için şehrin hava alması azalıyor. Hal böyle olunca da gerçekten çok sıcak oluyor. Burası da Uluslararası Kongre Salonu. Arkaya doğru bayağı gidiyor. Kurtarmışlar, kapattırmışlar onu. Yani içinde, evet. Altında bir senote varmış anladım. Şehri görüyor musunuz arkadaşlar? Her yer ağaçlık. Muhteşem bir doğanın içinde kurulmuş bir şehir. Bayılıyorum buna. Mesela şehir içinde en yüksek bina şu an 8 kat. Harika. Olması gereken şey. O da bir tane, iki tane pardon şu an gördüm. Aha. Onlar da iki blok yan yana yapılmış. Bir de yeni yapılan hani gökdelen desem gökdelen değil, o çelik konstrüksiyon. Ama ne biçim çelik koymuşlar bütün bina. 3,5 milyonluk şehirde bir tane öyle yüksek bina olacak. Bina yapılıyor şu an. Evet. Hiç gereği yok bence zaten. Fue inaugurada el 3 de febrero de 1929. Sus planos se trajeron desde España para hacer una réplica de la Plaza de Granada. La temporada de corridas es el 25 de marzo. Evet, burası arena. İspanyollardan 1923 yılında yapılmış. Estamos pasando por la colonia García Jiménez, una de las colonias más tradicionales de Mérida, casi contemporánea al paseo. Recibió a los vecinos de los barrios cercanos por el año de 1904. Burada evler hep böyle bir katlı, iki katlı. Ya her yer Begonvil, baksana. Evet. Tam Begonvil'in şeyi burası. İklimi. Ekelim babacığım.
da farklı bir meydan. Güzel bir park. Aa, güzelmiş burası. Biz burayı görmemiştik. Evet. Tabii böyle şehir turlarıyla dolaşmanın böyle bir avantajı var. Hatta şu anda kendimi o havuza atabilirim bile. Böyle hissediyorum artık. Evet. Akustik bir şey. Bakın bunlar hep tipik Merida evleri. Tamamı İspanyollar döneminden yapılma evler. Aşkım tamam da bunları adam etmek de çok ciddi para. Ya hani almak bir para, adam etmek de çok ciddi bir para. Adam etmek daha büyük para. Adama geldik ya, biz buradan post bulacağız. Ha bak güzelmiş burasının içi. Marriott Otel'in içi burası. Gördüğümüz 4. tiyatro binası. Burası da Yucatan tiyatrosuymuş. Yani şehrin içinde dolaştık tamam ama her yerini keşfetmememize rağmen 4 tane tiyatro binası gördük. Birçoğu da oldukça büyük. Demek ki bu kadar tiyatro varsa gayet güzel bir katılım var. Evet ve bir küçük bir yani orta diyeyim. 5 veya 6 oyun falan vardı. Ortalama bir tiyatroda evet. Buradaki insanlar kültürü ve sanatı gerçekten önemsiyorlar. Hayatlarının her yerinde de bunu bir şekilde konumlandırmayı başarıyorlar. Güzel, bu da farklı bir çekim oldu. Hem yukarıdan. Evet. Ya bir şey alabilir miyim? Seyretmek bile yeterli bence. Çok iyi. Şey çok güzel. Mesela baktığın zaman ağaçları, yeşilliği, evleri falan görüyorsun. Onun için mesela şuradaki bak yüksek binalar burayı bozuyor. Evet. Hiç gerek yok. Kesinlikle. Anlıyorum ki sen bayağı. Anlayacağım tabii. Park Ada Plancha, yani Ütü Parkı aslında adı. Bu park eskiden trenlerin vagonlarının park edildiği bir parkmış. Şu anda bir halk parkına çevrilmiş. İçeride eski tren parçaları var. 1970'li yıllarda tamamen bir parka çevrilerek bu hale getirilmiş. İçinde de aynı zamanda ışık müzesi var. Bakın eski vagonlar. İnsanların geçişi için köprüler. Çok şık oturma alanları. Aha. Şu anda o parkın içinden bir şekilde geçiyoruz. Aha. Bakın burada bütün şehir içi parklarda muhakkak şu tarzda spor alanları var. Şu ağacın güzelliğine bakıyorum. Evet, ağaç muhteşem. Bayrak değil mi?